bugün sigarayı konuşuyoruz. Ne çok zararlı olduğunu, bizi ne kadar yorduğunu, üzdüğünü konuşacağız sigaranın. Ve konuğumuz Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doktor Mustafa Aydın. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir de ayrıca böyle tarihi bir mekanda, böyle güzel bir günde böyle aslında hoş olmayan bir konuyu insanlarla paylaşarak inşallah onları o hiç kimsenin tasvip etmediği bir alışkanlıktan bu tarihi mekanın da tılsımıyla ortaya koyacağı bir olumlu havayla da inşallah sigarayı bırakmaya vesile olacak diye düşünüyoruz. İnşallah öyle umut ediyoruz biz de. O yüzden bu konuyu sizlerle konuşmak istedik bu işlerin ehli olarak. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Bugün kime sorsanız aslında sigaranın zararlı olduğunu biliyor ama ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten ne derece zarar verdiklerinin farkında değiller. Çünkü insanın bedeninin kendi eziyeti olarak görüyorum ben bunu. O yüzden biraz paylaşalım istiyorum. Sigaranın zararları nedir diye bir soru sorsam zaten 20 dakikamız dolar galiba doğru, ama. Doğru söylüyorsunuz. Olaya şöyle bakalım müsaade ederseniz. Ben de sizin gibi 14. yılım benim sigarayla ilgili bir sivil toplum örgütü olarak, Sigarayla Savaş Derneği olarak bu çalışmalarımızı yürüttüğümüzden bugüne kadar geçen süre içerisinde gerçekten Türkiye'de yaşayan her insan, hatta dünyada yaşayan bütün insanlar, sigara içiciler, sigaranın tepeden tırnağa kadar zararlı olduğunu biliyorlar. Fakat işin en enteresan yanı, sigara sağlığa zararlı değil. Sigara sağlığa zararlıdır düşüncesiyle insanları kandırarak sigaranın gerçek yüzünü insanlardan saklamak işin gerçek boyutu. İşin esası bu. Ne demek bu? Şimdi soğuk su içme sağlığa zararlıdır. Fazla yemek yeme sağlığa zararlıdır. Ne bileyim işte çok fazla uyuma sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlı sözcüğü sigaranın gerçek yüzünü kapatan, örten aslında sigara üretici firmalar tarafından uydurulmuş bir tabirdir. Sigara sağlığa zararlı değil, sigara eşittir ölüm. Evet, doğru. Biz sigara eşittir ölüm gerçeğini halkımızdan gizlediğimiz için, sakladığımız için yıllar yılı sigara üretici firmalar bu ülkenin bütün insanlarını bir kene gibi sömürmüşlerdir. Kene gibi onların kanını emmişlerdir. Dolayısıyla ama yine de biz sigara insanı nasıl öldürür diye bakacak olursak, az önce başta girdiğimiz gibi tepeden tırnağa kadar, yani öncelikle bunların en başında biliyorsunuz kalp ve damar hastalıkları geliyor. Evet. Bugün kalp damar hastası olan hastalarımızın %65'i sigara içtiğinden dolayı kalp damar hastası oluyorlar. Akciğer kanserine yakalan insanlarımızın %95'i sigara içtiğinden dolayı akciğer kanseri oluyorlar. Bu yutak kanseri, cilt kanseri, görme bozuklukları, kısırlık, efendim özellikle bayanlardaki gözaltı torbaların oluşması, göğüs sarkması, efendim kılcal damarların tıkanması, varislerin oluşması ve özellikle de kadınlar kendilerini güzelleştirmek için milyarlarca parayı harcayarak efendim oysaki o güzelliklerini sadece ve sadece sigara içmeyerek çok rahat koruyabilecekken sigara içerek kendilerini çirkinleştirip daha sonra da milyarlarla vererek o çirkinleştirdikleri vücutlarını güzelleştirmeye çalışıyorlar. Yani bunu buradan sayarak, yani bu noktadan giderek birçok hastalığa, birçok ölümcül hastalığa neden olduğunu görebiliyoruz. Tabii burada en çok bunun üzerinde durmamız gerekirken şu konunun altını çizmek istiyorum. İnsanlar sigara içerek kendilerinin ölümüne neden olabiliyorlar. Evet. Fakat siz kendi ölümünüze neden olurken, hiçbir günahı yokken, sigara içici arkadaşlarımızın burada ilahi adaletin dışına çıktığını kendilerine ifade etmek istiyorum. Doğru. Nedir bu? Pasif içicilik diye ifade etmek istediğimiz ve bugün 115 bin insan Türkiye'de her yıl sigaradan ölüyor. Bu 115 binin yaklaşık 25 bini, yani Türkiye'de 25 bin insan sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Bunların da en başında gelen çocuklarımız oluyor. 0-5 yaş grubunda Türkiye'de yaklaşık 6 bin çocuk her yıl sigara içmediği halde anne babaları tarafından öldürülmektedir. Çok acı. Yaklaşık 8 bin eş sigara içmediği halde sigara içen eşi tarafından öldürülmektedir. 12 bin iş yerinde çalışan insan sigara içmediği halde sigara içen iş arkadaşı tarafından öldürülmektedir. Burada yıllar yılı Türkiye'de bir alışkanlık olmuştur. Nedir bu? İşte arkadaşına sigara ikram etmek, eve gelen bir misafire sigara ikram etmek, bir ortamda sigara içen bir insana ya sigaranı bırak demeyi sanki bir edepsizlik, affedersiniz. Yani onu bir edep dışı davranış gibi görmek mantığı maalesef az önce söylemiş olduğumuz manzarayı bizim önümüze koyuyor. Evet. İnsanların
temiz solunma hakkını hiç kimse, anne baba dahi olsa, onun eşi dahi olsa, onun çocuğu dahi olsa insanların eline alamazlar. Bunu almaya hakkı yoktur. Dolayısıyla burada bizim sanıyorum insanımıza, özellikle de gençlerimize ve çocuklarımıza vereceğimiz en büyük mesaj, hiç kimsenin sizin doğal soluma hakkınız, temiz havayı soluma hakkınızı elinizden almasına veyahut da kirletmesine müsaade etmememiz lazım. Bakınız şu anda kupalarımızda çaylarımız var, sıcak çaylarımızı içiyoruz. Şimdi oradan kameraman arkadaşımız gelse, bunun içerisine tükürse, hiçbir tanemiz bunu içemeyiz. Evet. Ama şöyle bir şey yapma hakkımız vardı. Bunu getiren az önceki değerli arkadaşımıza deriz ki lütfen bunu boşalt, bunları çalkala, yeniden doldur deriz. Yani bunun bir çözümü var. Tükürülmüş suyu değiştirerek yeniden içme şansımız var. Peki şu anda bizim bulunmuş olduğumuz bu havada, bu teneffüs etmiş olduğumuz havaya, yine bu arkadaşlarımızdan bir tanesi sigara içerek kirletmiş olsa, bu havayı nasıl değiştireceğiz acaba? Değiştirme şansımız yok. Dolayısıyla hiç kimseye temiz havamızı kirletmesini, temiz havamızın içine tükürmesine müsaade etmememiz lazım. Evet, bu çok önemli. Doğru. Bir de bir yanlış bilinen bir davranış şekli var. Mesela sigara bugün artık kapalı mekanlarda neyse ki çok sevindirici bir haber oldu. Bir sigara içmeyenler için. Ama mesela dışarıda sigara içilip hemen içeri geliniyor. Aslında bunun bile bir kısmı hala ortama aynı zararlı madde salgılanıyor değil mi? Ne kadar korumaya çalışsak. Kesinlikle bakınız. Güzel, yani soru çok güzel. Sigara içen bir anne adayı veyahut da sigara içen bir bayan, hanımefendi bugün sigarayı bıraksa, 5 yıl sonra onun vücudu, onun metabolizması hiç sigara içmeyen bir insanın durumuna geliyor. Bakınız 5 yıl sonra, dikkat ediniz. Erkeklerde bu 15 yıl. Ne demek bu? Ben bugün sigarayı bir şey bırakıyorum, 15 yıl sonra benim vücudum hiç sigara içmemiş bir insanın durumuna geliyor. Buyurduğunuz gibi dışarıda sigara içip hemen bir dakika sonra içeriye gelen insan o solumaya devam ediyor. O içmiş olduğu sigaranın, karbon monoksidin, o zehirin ne yapıyor? Bütün etkisini o ortama yaymaya devam ediyor. Onun içindir ki özellikle çağdaş ülkelerde açık havada bile kapalı mekanların 15-20 metre dışında insanlara sigara içirtiyorlar. O aslında hemen dışarıda içilen sigaranın içeriye girmesi değil, o insanın o mesafeden içeriye gelinceye kadar o yoğun sigara teneffüsünden havasının veya da solumasının temizlenmesi için konulan mesafedir ki buyurduğunuz gibi kesinlikle çok etkili oluyor. Belirli bir süre teneffüs ettiği müddetçe de o zehirli havayı, o zehirli teneffüsü bulunmuş olduğu ortamdaki diğer insanların etkilenmesine maalesef neden oluyor tabii ki yani. Evet. Şimdi karbon monoksitin ne olduğunu bilmiyor belki bazı insanlar. Egzoz gazı diyelim. Evet değil mi? Yeterince acı. Egzoz gazı diyelim. Ama tabii burada da çok enteresan bir şey var. Egzoz gazı hemen derken bakınız. Egzoz gazı İstanbul'la Şişli'de, İstanbul'un Şişli bölgesi İstanbul'un en yüksek mekanlarından bir tanesidir. Yani Yeditepe'li İstanbul'un tepelerinden bir tanesidir. İstanbul'un hava kirliliğinin en yoğun olduğu dönemde Şişli'de hava kirliliği ölçüldü. Egzoz gazı ölçüldü. İstanbul'un en yoğun hava kirliliği ve egzoz gazı ölçüldü. Sigara dumanı hem egzoz gazından hem de o Şişli'deki en yoğun hava kirliliğinden 10 kat daha kirli olduğu ortaya çıktı. Yani egzoz gazı bile sigara dumanından daha temiz bile bir havada. Yani sigaranın ne kadar ürkütücü, ne kadar korkutucu ve insan sağlığına zararlı olduğunu anlatmak için ortaya koydum bunu. Evet, karbon monoksit, egzoz gazı işte biliyorsunuz bugün kapalı kalan araçlarda çalıştırarak uyuduğunuz zaman birçok insanın içinde öldüğünü biliyorsunuz. Eğer aracın belirli yerlerinden karbon monoksit yani egzoz gazı içeri girdiği zaman dolayısıyla öldürücü bir gaz tabii ki yani. Evet, doğru. İnsan vücudu üzerinde de son derece olumsuz etkileri var zaten ki başta saydığınız çok özellikle önemli. Özellikle hanımefendiler için. Evet. Erkekler için de var ama tabii ki hem erkek hem de hanımefendiler kendi güzelliklerine, kendi, ben onu şöyle yorumluyorum. Allah tarafından insana verilen bu bedeni siz her şekilde korumak ve kollamak zorundasınız. Yükümüz bir emanettir zaten. Aynen, korumak öyle ve kollamak zorundasınız. Dolayısıyla sizin bu dünyada kendinizi hem davranış biçimlerinizden, yaşantınızla, uyumanızla, gıda düzeninizle ve dahi o vücuda doğal olarak Allah tarafından verilmeyen bir takım ilave yapay şeyleri katarken bunların hesabını yapmak zorundasınız, düşünmek zorundasınız. Çünkü takdir edersiniz ki hiç sigara içmeyen bir insan ilk kez sigara içtiği zaman
sarhoş gibi olur. Öyledir. Çünkü neden sarhoş gibi olur biliyor musunuz? Çünkü yaratılışınızda sizin olmayan bir özelliği daha sonra sizi vücudunuza dahil etmeye çalışıyorsunuz siz. Evet. Fakat daha sonra vücuda o sigarayı enjekte ede ede vücudunu alışkanlık haline getiriyorsunuz. Ve artık 2 sigara, 3 sigara içtiğiniz zaman ancak o sigaranın etkisini hissetmeye başlıyorsunuz. O ilk sigaranın vücudunuza vermiş olduğu zararı yine vermeye devam ediyor. Ama sizin vücudunuz duyarlılığını kaybettiği için ne yapıyorsunuz? Tıpkı içki içen bir insan gibi adam diyor ki, çok affedersiniz, bir büyük şişe içki içiyorum, hissetmiyorum bile diyor. Sarhoş olamıyorum. Neden olamıyorsunuz? Oysa ki ilk defa sigara içen bir insan çok küçük bir duble dahi ise sarhoş oluyor. Çünkü vücut duyarlı. Yani vücut tümöre uğruyor. Vücut özelliğini kaybediyor, hassasiyetini kaybediyor. Tıpkı bazı insanların baktığı halde görmediği, duyduğu halde işitmediği gibi. Yani nasıl ki biz ona bakar kör, duyar sağır diyorsak, vücudu insan ne yapıyor? Aynen bakar kör hale getiriyor, duyar sağır haline getiriyor. En çok etkili halde içtiğiniz zaman sigarayı içtiğinizi hissediyorsunuz. Dolayısıyla burada sizin de ifade ettiğiniz gibi, vücudun doğasında olmayan her türlü maddeyi siz vücuda kattığınız zaman, o vücudun emanet edilen o vücudun o bedeni siz ne yapıyorsunuz? Çirkinleştiriyorsunuz. Evet. Onu ne yapıyorsunuz? Zarara uğratıyorsunuz. Onu hastalık hale getiriyorsunuz ki tabii ki hep bizim inancımıza göre bunun bir hesabı da olacaktır. Dolayısıyla tabii ki ondan sonra da ne yapıyor? Onu çirkinleştiriyor. Saç dökülmesi, görme bozuklukları, efendime söyleyeyim gözaltı torbalarının oluşması, ayaklarda varislerin olması, göğüs sarkmaları, göbek sarkmaları, efendim cilt kanseri oluşması, tüy tiplerindeki yaraların oluşması, yutak kanseri, özellikle beylerde çok baş gösterilen bir hastalık, kısırlığın meydana getirilmesi, erkeklerde iktidarsızlık, doğumlarda eksiklik. Az önce onu söylüyordum, burada da yarım kaldı, bu çok önemli. Neden insanlar, sigara içen insanların efendim büyük bir oranda özellikle akciğer kanseri oluyorlar? Neden oluyorlar biliyor musunuz? Şimdi grip aşısı diye bir şey çıktı. Grip aşısı evet. Ne yapıyor? İnsanın vücudunu gribal enfeksiyonlara karşı, grip mikrobuna karşı bir savunma mekanizması oluşturuyor. İnsan vücudunu da kansere karşı savunma mekanizması oluşturan Allah tarafından bize verilen bir aşı var. Buna biz P53 geni diyoruz. P53 geni insan vücudunu kansere karşı savunma mekanizması oluşturan bir gendir. Ve bu gen genetiksel olarak babadan çocuğa geçer. Çok enteresan burası. Sigara, yani sigaranın içerisindeki nikotin ve diğer 4000'e yakın zehirli madde insan vücudundaki bu geni öldürüyor. Yani gen özelliğini kaybediyor. Gen özelliğini kaybettiği için vücut kansere karşı savunma mekanizmasız kalıyor. Savunma yapamıyor ve insan kanser oluyor. Daha yatkın. Siz burada kendinizi ölme özgürlüğünüzü kullanarak sigara içerek kanser oluyorsunuz ve ölüyorsunuz. Bunu da tasvip etmiyoruz ama hadi diyelim siz özgürlüğünüzü kullandınız. Ama sizin çocuğunuza geçireceğiniz P53 genini de yok ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla çocuğunuz sigara içmediği halde sizden doğan çocuk, siz sigara içtiğiniz için ve genetiksel olarak çocuğunuza aktarmanız gereken geni aktaramadığınız için de çocuk sigara içmediği halde sigara içen bir insan gibi kanser oluyor. Çok acı gerçekten. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve özellikle anne adayları, sigara içen anne adaylarının çocuklarının %25'i özürlü doğuyor. %25'i, istatistik rakamlar bu. Şimdi soruyorum, nasıl bir anne baba bu? Nasıl bir anne sigara içerek çocuğunun özürlü doğmasına neden oluyor? Nasıl bir anne baba ki bu, ben birçok toplantılarımda, konferanslarımda ben bunlara evlat katili diyorum. Bazı anne babalar işte hocam böyle olur mu? Nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Ve hep şu örneği veriyorum. 2 yaşında, 3 yaşında bir bebek yanımızda bizim. Ben anne olarak onun yanında sigara içiyorum. Ve o çocuk benim sigaramdan zehirlenerek ölüyor. Bir çocuğun biberon içeren biberonuna zehir enjekte ederek o çocuğu öldürmekle onun teneffüs etmiş olduğu havanın içerisine sigaramızla zehir enjekte etme arasında hiçbir fark var mıdır? Yok. Yani dolayısıyla nasıl bir anlayış ki o daha körpecik, o pırıl pırıl çocuklarımızı anne babaları bilinçsizce yanlarında sigara içerek o çocuklarımızın çok rahatlıkla ölmesi neden oluyor. Biliyorsunuz sigara esasında
üretici firmalarında en büyük hedefi gençler ve çocuklardırlar. Çünkü insanlar 20 yaşından sonra kolay kolay sigaraya başlamazlar. Niye başlamazlar hiç düşündü mü insan? Yani sigara madem ki bağımlılık yapan bir madde, bütün bağımlılık yapan maddelerin en önünde sigara gelmektedir. Yani sigaradan sonra içki başlıyor, sigaradan sonra eroin, afyon ve diğer uyuşturucu maddeleri başlıyorlar. Yani bütün kötü alışkanlıkların birinci derecede sorumlusu sigaradır. Evet. Neden insanlar 20 yaşından sonra içmiyorlar? Neden içmiyorlar acaba? Çünkü 20 yaşından sonra insanın aklı başına geliyor. Doğru. Ve bir bakınız, sigaraya başlama yaşı bundan 10 yıl önce Türkiye'de 17-18'di. Ve bu sigara üretici firmalarının gizli reklamları sayesinde bugün 11'lere indi. İlkokullarda çocuklar sigara içiyorlar. Ve bunlara sigara üretici firmalarının, bakın buraya getirdim, kameraman arkadaşımız sanıyorum gösterecektir. Yakından gösterirse, bunlar ciklettirler. Dışarıdan baktığınız zaman sigara gibi gözüküyor. Üretici firmalar bunlar gibi milyonları üretiyorlar ve ücretsiz çocuklara dağıtıyorlar bunları, ücretsiz. Ve çocuk yak bir sakız diyor arkadaşına. Bakınız, burada ismini vermek istemiyorum ama gerçekten üzücü bir şey. Bu görüldüğü zaman şey gibi gözüküyor, pro gibi gözüküyor. Oysa ki çikolata bu. Bunu gayet özendirici bir şekilde böyle hazırlıyor. Ne yapıyor? Sırf gençler ve çocuklar, çünkü çikolatayı en çok çocuklar sever biliyorsunuz. Ona çikolatayı bir pro şeklinde yediriyor. Hı hı. Ve netice itibariyle bu ve buna benzer gizli reklamlarla ne yapıyorlar? Toplum önderlerini, sanatçıları filmlerinde, dizi filmlerinde, belirli mekanlarda sigara içirterek onlara hayranlık uyandırıyorlar. Dolayısıyla gençler ve çocuklar sigara üretici firmalarının bir numaralı hedefidir. Neden? Daha kolay bağımlılık yapar, daha kolay alışkanlık yapar. Ondan dolayıdır ki az önce söylediğim gibi o anne babaların da çocuklarının sigaraya karşı olan duyarlılığı ve bağımlılığı hemen onların hastalanmasına ve çocukta az önce ifade ettim 7000 civarında her yıl 0-5 yaş grubundaki çocuk anne babasının sigara dumanından dolayı ölmektedir. Çok ağır ve acı tablolar, evet, gerçekten. Evet, gerçekten böyle. Umarım bugün içenlerin şöyle durup 2 dakika düşünmesine izin veririz ve gerçekten hem kendilerine hem çevrelerine hem milli bütçemize ne kadar zarar verdiklerini bir kez daha düşünmüş olurlar. Çok teşekkür ediyorum bana konuk olduğunuz. Sağ olun Deniz Hanım. Gözümüzü bir kez daha açtığınız için. Estağfurullah. Diyorum ya, umarım sigara içenlerin kulağına küçücük küpeler yerleştirebiliriz. Tabii burada bir konuyu müsaade ederseniz son bir cümleyle bitirmek istiyorum lütfen. Müsaade ederseniz. Tabii burada eğitim kurumlarına çok görev düşüyor. Evet, doğru. Bütün bu bahsetmiş olduğum hedef kitle. Çünkü biz 20'den sonraki insanlarla pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Öte yandan biz sigara içenlere karşı değiliz. Hı hı. Onları biz çok seviyoruz. Hatta kendimize kızıyoruz. Neden daha çok çalışıp da sigaranın gerçek yüzünü onlara gösteremedik? Biz sigaraya karşıyız. Sigaranın gerçek yüzünü de insanlara gösterilecek en kutsal müesseseler eğitim kurumları, üniversiteler. Dolayısıyla eğitim kurumları ve üniversiteler kendi işlerinde sigaraya karşı kulüpler oluşturmaları. Belki eğitim müfredatının bir bölümüne sigaranın gerçek yüzü yerleştirilmeli. Eğitim kurumları, sağlık kuruluşları işbirliği yaparak o kurumlarda okuyan, üniversitelerde okuyan gençlere bu sigaranın gerçek yüzünü göstermemiz lazım ki bu gençleri biz yarın sağlıklı olarak bu ülkeye emanet edelim diyorum efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz bu bilgileri paylaştığınız için efendim. Sağ olun. Günlük süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Sigaranın zararlarını, çok önemli bir konuyu konuşmuş olduk. Umarım hepimizin kulağına küpe olacak önemli notlar aldık. Bugünlük gidiyoruz ama tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.